Bu orta tarafa inşallah ahşaptan da getirecek olduğumuz şeyler var. Bir küçük dükkanlarımız var hocam. Burayı böyle bir çarşı halinde yapacağız. Kanatlı Caddesi'nde de şu anda Çevre Bakanlığı ile çalışmış olduğumuz şeyimiz var. Kentsel dönüşüm, yani yeniden dönüşüm programımız var. Kanatlı Caddesi'nde de bizim 200 yakın esnafımız var. Onlardan bir kısmını da buraya alırsa hem o arkadaşlarımız iş hayatına devam etmiş olacaklar, hem de bizim oradaki o rehabilitasyonu veya dönüşümü daha da hızlandırmış olacağız. Evet. Yani dolayısıyla barınma ihtiyacımızın yanında hakikaten bu da bizim için çok elzem. Bize büyük bir marjinal şey sağladınız. Yani faydayı sağladınız şu anda. Bunun için hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun sizlere. Emeklerinize çok teşekkürler. Su arıtma sistemlerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Rehabilitasyon merkezinizden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Yani dolayısıyla 9 Eylül Üniversitesi'ni bizim bu şekilde yanımızda görmemiz hakikaten bizleri mutlu ediyor. Biz tabii ilk günden beri söyledik. Hani memleket bizim öncelikle. Hani İzmir'de deprem fay hatlarının üzerinde olan bir şehir olduğu için, aslında Türkiye öyle biliyorsunuz ağırlıklı. Yani her zaman için hepimizin yaşayabileceği felaketler, ama bu bölgenin yaşadığı gerçekten de dünyada pek örneği görülmemiş bir afetti. Dolayısıyla biz de bir kamu üniversitesi olarak ne yapabiliriz diye ilk günden itibaren planladık ve fiilen de başladık. Önce sağlıkçılarımız devreye girdi zaten. Sonra çevre ve inşaat mühendislerimiz. En son noktada tabii çok temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra devletimize artı nasıl destek olabiliriz çalışırken, tabii ki konut ve iş yeri ihtiyacının, bu binlerle ifade edilen yıkılacak binaların olması sebebiyle çok önemli olduğunu bir kez daha gördük. Mimarlık Fakültesi hocalarımız, dekanımızın başkanlığında kendi tasarımları olan bu konteynerleri zaten bağış olarak ürettiler. Biz de yine bağış olarak buraya getirmiş olduk. 18 taneler. Islak zeminleri var. Yani içinde her türlü olabildiğince rahat edilebilecek bir ortamı var. Dolayısıyla patentini aldık. Dolayısıyla böyle bir kendi üretimimizi, bir anlamda fakültemizin el emeği göz nuru diyebileceğimiz bir üretimimizi burada biz de kurmuş olmaktan çok mutluyuz. Ne mutlu, sizler baktıkça, buradan faydalananlar oldukça bizim üniversitemizin adını, ya da yapanların bilse de bilmese de mutlaka bir şekilde adını geçirecektir aklından, ruhundan, doğasından. Bunlar bizim için çok değerli, çok kıymetli. Bir de şunu biliyoruz ki deprem sonrası özellikle bu bölgedeki çocuklarımızın bir hedefi de 9 Eylül kazanmaktı. Üniversite öğrencilerimizin. Kazanan öğrencilerimiz oldu şu anda yurtta, bizim misafirlerimiz hepsi. Bu da ayrıca bizi mutlu etti. Dediğim gibi, yani bu ülkemizin başına gelmiş bir afet. El birliğiyle ne yapabiliriz? Elimizden ne gelirin çabası içindeydik. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Başkanımızın da, değerli kaymakamımızın da, hocalarımızın, tüm ekibin ellerine sağlık. Böyle birer günde çok güzel yerler oluşturuyorlar, imkanlar sağlıyorlar. Bizim yürekliliğimiz, gönüllülüğümüz de artmış oluyor bu anlamda. Bu hızı gördükçe, bu güzelliği gördükçe ben bölge halkına da, esnafımıza da, faydalanacak herkese de hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere de yürekten teşekkürler olsun diyorum. İnşallah Allah bir daha milletimize bu şekilde büyük acılar, büyük afetler yaratmasın, sağlamasın. Bunda en büyük duamız zaten. Tabii ben öncelikle bir 9 Eylül Üniversitesi mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Bununla başlamak istiyorum. Tabii sizlere de bu manada yanımızda görmek bizim için çok daha önemli, çok daha anlamlı. Biz depremin ilk anından itibaren 9 Eylül Üniversitesi'ni yanımızda hissettik. Sizlerin de açıkladığı gibi, Sayın Kaymakam'ın da söylediği gibi, ilk anda ihtiyacımız olan bizim barınmadan, temel ihtiyacımız barınmadan sonra hemen bir fizik tedavi rehabilitasyon merkezini burada çok ihtiyacı olan bir alanda kurarak bir ilki başlattınız. İnsanlarımızın o çaresiz olduğu dönemde, umutsuz olduğu dönemde gerçekten bir umut oldunuz. Bütün manada şükranlarımızı sunuyoruz gerçekten. Çok önemli bulduk çünkü o an o elimizi tutmanız, o an bizimle o sıcak diyaloğunuz, o insanlara o canı gönülden yaklaşımınız hakikaten bizi o çaresizliğin içerisinde yeni bir umutla dünyaya bakışımızı sağlayan etkenlerden bir tanesi olmuştu. Onun için ben gerçekten hocalarım da burada. Onun için ben ilçem adına onlara sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Yine aynı manada çok modern bir
arıtma, su arıtma sistemini ilk defa ilçemizde o zaman sizler kurmuştunuz ki çok ihtiyacımız olan bir şeydi. Temel ihtiyaçlarımızdan bir tanesi sizler sayesinde gidermiş olduk. Hemen arkasında böylesine güzel mimarlık fakültesinin işte dekanlarımız, hocalarımız, özellikle öğrencilerimizin tasarladığı, burada bir nebzecik de olsa esnafımızın, çünkü insanlar öncelikle normalleşmenin birinci şartı eğitim ve ticarettir. Eğitim ve ticareti sağlıklı bir şekilde yerine getirdiğiniz zaman orada normalleşme ilk adımınızı atıyorsunuz. Bu yaptığımız hamlede bunlardan bir tanesi. Dün gece arkadaşlarımız insanüstü bir gayretle çalıştılar. Sayın Kaymakam buradaydı, hocalarım buradaydı, çalışan ekip arkadaşlarımız buradaydı. Evet, öyleymişsiniz hocam. Onun için gerçekten biz teşekkürlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Şunu gördük. İlçemiz yıkıldı. Şehirler yok oldu. Çok can kayıplarımız oldu. Ama bir şeyin bu manada biz farkına vardık ki devletimizin büyüklüğünü ve milletimizin gücünü gördük. O kenetlenme nasıl olduğunu, o insanlarımızın nasıl kucaklaştığını, her şeyi bir tarafa bırakıp insanlar varıyla yoğuyla ne yapabiliriz diye bu alanlara koştuklarını biz canlı şahitleriyiz. Onun için biz bu manada ülkemizin her ferdini, yüreği bizimle atan dünyanın dört bir tarafında hangi ülkeden, nereden olursa olsun hepsine bir sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunuyoruz. Çünkü dünyada böyle bir afet yoktu. Biz burada depremi yaşamadık. Kıyametin fragmanıydı bu yaşadığımız bizim. Dünyanın en büyük felaketini biz bu coğrafya üzerinde yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın diyorum. Çünkü biliyoruz ki bu coğrafya, biz depremle de barışık yaşamaya alışık olmamız lazım. Bundan sonraki süreçte bizim yaşadığımız bu felaket diğer bundan sonraki ülkemin diğer bölgelerine de yapılaşma anlamında, tedbir anlamında örnek olmasını da biz buradan hassasiyetle öneriyoruz. Ben tekraren ilçem adına sizlere çok teşekkürler, minnetlerimi sunuyorum hocam. Estağfurullah. Allah razı olsun diyorum. İyi ki varsınız. Sizden 9 Eylül. Sizleri burada görmekten de ben ayrıca gurur duyuyorum. Onu da tekrar ifade edeyim hocam. Sağ olun, biz de öyle. Ne mutlu. Bölgemiz bizim dünyanın 26. gastronomi merkezi. Misafiri çok severiz. Misafirperverlik bizim ruhumuzda vardır. Hatay dediğiniz zaman dünyada medeniyetlerin ve hoşgörünün başkenti olarak bilinir. Burası da Beyazidi Bestami Hazretlerinin manevi diyarıdır. Hatay'ı destekleyen, bu güzellikleri destekleyen Hatay'ın merkezi konumundadır. Benim ilçem 121 bin nüfusumuzla beraber yaklaşık 60 bin civarında misafirimizle 170-180 bin nüfusu bir arada barındıran ve gerçekten dünyanın en güzel merkezlerinden bir tanesiydi. Ama yaşadığımız, ben ona hep deprem falan demiyorum, kıyametin fragmanı olarak nitelendiriyoruz. Bunu ancak yaşayanlar bilir. Biz daha önceleri bir yerde bir deprem, bir afet olduğunda televizyon açar, üzülürdük, duamızı yapardık. İmkanımız varsa o bölgelere gücümüz yettiğince bir şeyler gönderir, vicdanımızı rahatlatır, normal hayatımıza dönerdik. Ama bu işi yaşadığımızda bu işin böyle olmadığını görüyoruz. Evet, 4.17 buradaki insanlar da dahil olmak kaydıyla herkesin bir evi, ailesi, kendi çapında bir iş yeri, bir düzeni vardı. Ama 6 Şubat 4.17'den tam 88 saniye sonra canlı olarak dışarıya çıkan, evladının ve ailesinin elinden tutan, ayağında bir terliği varsa ayakkabıyı falan bırakıyorum, üzerinde bir giyeceği hırkası varsa dünyanın en şanslı insanıydı. O günü arkadaşlar, yaşayanlar çok iyi bilir ki bu zamana kadar yaşadığımız en yağışlı ve en soğuk bir gündü. O soğukla beraber 88 saniye içerisinde bu gördüğümüz coğrafya 11 ilin içerisinde en büyük afatı yaşayan, en büyük yıkımı yaşayan maalesef Hatay oldu. Hatay'ın içerisinde Antakya, Defne, daha sonra Türkiye geneline vurduğumuz zaman rektör hocam da burada,
üçüncü sıraya kırıkan oturtturabiliriz. Biraz önce Sayın Kaymakamım da açıkladı. Bizim yıkılan ve ağır hasarlı binamız 9.800-10.000 civarında. İlk etapta 2.521 binamız yerle bir oldu ve ağır yıkılacak binaların içerisinde yer aldı. Köylerle beraber neredeyse 32.000'in üzerinde bizim bağımsız bölümümüz yok şu an. Burada şunu gördük. Dedim ya, devletimizin gücünü ve milletimizin büyüklüğünü gördük. Bir anda Türkiye'nin nasıl tek yumruk, tek beden olduğunu gördük. Bir anda nasıl kucaklaştığımızı gördük. Türkiye'nin dört bir yanından akın akın insanların yaramıza merhem olmak için koştuğunu gördük. Bu bizi mutlu etti. Bunların içerisinde tabii 9 Eylül Üniversitesi, onu da iliklerimize kadar varlığını ilk andan itibaren hissettik. Kırıkan olarak belki bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi, en çok ihtiyacımız olan o mağdur fiziksel engelli kardeşlerimizin bulunduğu bir konteyner kente hemen ekibiyle beraber 9 Eylül Üniversitesi geldi, yerleşti. Şu an harıl harıl orada tedavilerimiz devam ediyor. Bir umut oldunuz. Onun için teşekkürlerimizi arz ediyorum. Tüm ilçem adına. Arkasından çok ihtiyacımız olan çok modern su arıtma tesislerini kurdunuz buralara. Ve bugün de en büyük ihtiyaçlarımızdan bir tanesine daha yaramızı sarmak üzere geldiniz. Belki biraz önce kardeşimiz yaşam alanı dedi ama bizim bu bölgede bir günde sizin kurduğunuz, ekiplerinizle beraber kurduğunuz alanda Allah nasip ederse çok kısa bir süre içerisinde Sayın Kaymakam'ın desteğiyle beraber inşallah burayları da destekleyerek güzel bir 9 Eylül çarşısı haline getireceğiz burayı. Bir hafta sonra burada bir yaşam alanı, yani bu manada bir yaşam alanı oluşacak. Burada yaralarımızı sardınız. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz size. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. Emeği geçen, elini kaldırıp gökyüzüne bizlerle ilgili yüreği çarpıp da dua eden, oradan kumbarasını yarıp da buralara bir çare olabilir miyim diyerek o küçük çocuklarımızın gayretleri, üniversite öğrencilerimizin gayretleri bizim yaramızı sarıp acımızı hafifletenlerden oldunuz. Onun için ben ilçem adına sizlere ve sizin gibi emeği geçenlere ne kadar teşekkürlerimi iletsem azdır ve iyi ki varsınız diyorum. Hocam, tekraren çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Görüyorum ki çok kıymetli rektörüm yüreğini koymuş, arkadaşlarıyla birlikte buralara hizmet etmiş, merhem olmuş. Kendisine teşekkür ediyorum. Çok fazla uzatmayacağım. Çünkü ya bu tür şeylere ihtiyacımız var bizim. Bu tür desteklere ihtiyacımız var. Bu tür desteklerin devam etmesi umuduyla hepinizi saygıyla selamlıyorum. 9 Eylül Üniversitesi'ne de bölgemize yapmış olduğu katkıdan dolayı gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok değerli rektör hocam, belediye başkanım, kaymakamım, hocalarım, bizim çalışma arkadaşlarımız, onlar hep böyle gizli kuvvetimizdir. Bu eserleri ortaya koymakta çok emek verirler. Ama böyle çok görünmezler. Ama aramızdalar her zaman. Ve siz çok değerli Kırıkan'ın değerli halkı. Zaten aklın yolu bir. Yani tüm büyüklerimiz, ülkesini, milletini, vatanını seven herkes şunu ifade eder ki böyle büyük bir afet karşısında böyle bir asil millet ve bu asil milletin fertleri olan bizler tabii ki bir araya geliriz. Tabii ki elimizden gelen her şeyi yaparız. Bu ülkemizin neresinde, hatta dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın, değişmez bir gerçeklik olarak bugüne kadar sürmüştür. Bundan sonra da sürecektir. Buranın özelinde baktığımızda 6 Şubat gerçekten bir kıyamet benzeri afetti. Tekrar gelmiş geçmiş olsun. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Tabii ki değerli hocamın üniversitesi burada olduğu için kayıpları çok daha fazla oldu.
Ama bizim de öğrencilerimizden, personelimizden kayıplarımız oldu. Hepsi için yüreğimiz ayrı ayrı yandı. Ama tabii ki hızlıca yol almak, hızlıca birlikte kalkınmak, birlikte yaralarımızı sarmak için de durmamamız gerekiyor idi. İlk gün sağlıkçılarımız burada oldu. Daha sonra devamında ekiplerimiz geldi. Hala fizik tedavi ve hemşirelikten hocalarımız, gönüllü öğrencilerimiz kentlerde bulunmakta, konteyner kentlerde. Dertlere şifa olmaya, şifa dağıtmaya, moral vermeye ve kendileri de aslında bunun manevi hazını yaşamaya gönüllü olarak ve koşa koşa geliyorlar. Ben onun için hepsine bir kez daha üniversitem adına da şahsım adına da teşekkür ediyorum. Ama geldiklerinde şunu görüyorlar. O kadar misafirperver, onlara o kadar candan, yakından kucak açıyorsunuz ki dönenler bir daha gelmeyi istiyorlar. Yani önce belki biraz görev gibi, biraz gönüllü gibi gelip daha sonra tekrar tekrar gelmek isteyen çok sayıda arkadaşımız oldu. Ben onun için sizin bu yüce gönlünüz için, gönüllünüz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Biz bir kamu üniversitesiyiz, devlet üniversitesiyiz. Her türlü imkanımızı devlet vermekte. Dolayısıyla devletimizin bize verdiği bu imkanları da yine vatandaşlarımızla, toplumun farklı kesimleriyle paylaşmak da ayrıca görevimiz. Biz yönetim olarak da bunu benimsemiş bir yönetimiz. İşte bu anlayışla da böyle bir günde Malatya'da, Adıyaman'da, Maraş'ta, Kırıkhan'da elimizin gücümüzün yettiği her yerde olmaya çalıştık. Su arıtma üniteleri kurduk, konteynerler oluşturduk, sağlık hizmetleri, inşaat mühendislerimiz enkazlara ilişkin çeşitli hizmetler verdi, vermeye devam ediyor. Bugün burada da inşallah Kırıkhan'ımıza ekonomik bir yeni güç sağlayacak, güç kazandıracak, bir hareket getirecek, gerçekten bir yaşam alanı olacak. Sizlerin moralini, ekonomisini, geleceğini bir nebze de olsa düzeltecek, katkı sağlayacak olan bu konteyner kentimizde bir aradayız. Ben emek veren tüm hocalarına, mimari fakültemizin dekanının şahsında teşekkür ediyorum. Çok hızlıca üretildi. Hızlıca taşındı, hızlıca monte edildi. Yarına kadar da sanıyorum tüm eksikleri bitecek. Belediye başkanımızın da ilaveleriyle inşallah bir daha gelişte burayı böyle daha cıvıl cıvıl, daha mutlu, daha katkı sağlamış olarak görmüş olacağız. Biz İzmir'de bir kardeşiniz, bir arkadaşınız, bir kurumunuz olarak hazırız. Bizi unutmayın, her daim her şekilde ulaşabilirsiniz. Biz de sizden aldığımız tüm destekler için, tüm bu gönüllülüğümüzü artıran davranışlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Bildik. Kıymetli rektörlerim, hepiniz hoş geldiniz. Akademisyenlerim, sayın başkanım, kıymetli Kırıkhanlılar. 23 Nisan'da ben burada göreve başladım. Ahlat'ta görevliyken Ahlat'tan sonra buraya geldik ve bugün itibariyle mevcut olan envanterimiz şu anda sahamızda 21 tane. Konteyner kentimiz ve yaklaşık olarak yeni kuracaklarımızla beraber 7000 tane de konteynerimiz sahada. Ve Sayın Başkanımız ve ekibiyle beraber, bizim ekibimizle beraber bu insanlarımıza gerek barınma konusunda, gerekse de iş yerleri konusunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Biraz önce rakamları Sayın Başkan da verdi. İşin açıkçası o kıyamet fragmanının önünde ben rakamların çok bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan bir insan da olsa ona dokunabilmemizdi. Şu anda fay hattının tabii ilçemizin ortasından geçmiş olması işin açıkçası bizim hem barınma hem de esnaf çarşıları yönünden veyahut insanların para kazanma çarkını çevirme yönünden veyahut normalleşmeye dönüş yolunda işin açıkçası bizi engelleyen en büyük handikaplardan bir tanesi. Dolayısıyla barınma ile beraber esnafımız da ayağa kaldırmak zorundayız. 9 Eylül Üniversitesi Genel Sekreterimiz sağ olsun bizler aradığında yani böyle bir çalışmanın yapılabileceğini ve isminin de 9 Eylül Çarşısı üniversitemizin ismine binaen olabileceğini kendisiyle istişare etmişti. Kendileri de gerek rektörümüzün onayıyla gerekse diğer akademisyen arkadaşlarımızın da katkılarıyla
buraya bu güzel çarşıyı kurdular. İnşallah biz daha da genişleteceğiz ve burada belli bir esnafımızın artık nafakasını sağlar hale getireceğiz. Katkılarından dolayı başta rektörümüze, akademisyenlerimize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah esnaf çarşımızın da hayırlara vesile olmasını diliyorum ve önümüzdeki süreçte inşallah bir daha bu tür afetlerin de yaşanmamasını temenni ediyorum. Ya bildiğiniz gibi 6 Şubat kıyametinin ardından, yani artık depremin ötesinde bir şey yaşadı ülkemiz maalesef. 9 Eylül Üniversitesi olarak deprem bölgesinde sürekli bulunduk. Bugün de Kırıkhan'da 18 tane yaşam ünitesini, yani konteynerimizi Kırıkhan Belediye'mize teslim ediyoruz. Kendileri de ağırlıklı esnafımızın kullanımına sunacakları şekilde bir önerileri oldu. Biz de bunu uygun gördük. İnşallah orası daha canlı, daha ekonomiye katkı sağlayan, insanların umudunu artıran, çocukların cıvıl cıvıl koşturacağı bir alan haline gelmiş olacak. Kendilerinin de ilave konteyner katkıları olacak. Dolayısıyla biz bunun bir anlamda temelini atmış olduk. Belediyemiz de her türlü desteği vermiş oldu. Bunu ikimiz de kamu kurumu olduğumuz için kamu kurumları arasında olması olağan olan, adetten olan bir usulü de yerine getiriyoruz ve bir protokol işbirliği protokolü imzalıyoruz. Ama biliyoruz ki hem tüm bu afeti yaşayanlar, başta Kırıkhan Belediye'miz olmak üzere tüm kurumlar, tüm kişiler 9 Eylül Üniversitesi'nin kapısı açık ve açık olacak. Hem de biz biliyoruz ki bizim bu bir şekilde ulaşmaya çalıştığımız, ulaştırmaya çalıştığımız her türlü desteğimiz fazla fazla böyle bir karşılık bulacak. Yürekleri de bizimle olacak, bizim onlarla olacak. Ya böyle çok bir anlamda olay çok acı, çok büyük. Fakat bir anlamda da bu asil milletin bir davranış tarzının örneği olduğu için de çocuklarımıza örnek olacak olan olaylar bunlar. Ben bu protokolümüzün de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başkanımıza da gösterdiği her türlü kolaylık için teşekkür ediyorum. Hocalarımızın, tüm çalışanlarımızın emeklerine sağlık diyorum. Hayırlı uğurlu olması dileğiyle de protokolümüzü imzalıyorum. Gerçekten bizim şu an duygu dolanları yaşadığımız zamanlardan bir tanesi. Dedik ya, İlk andan itibaren biz varlığınızı iliklerimize kadar hissettiğimiz bir kuruluş, özellikle 9 Eylül Üniversitesi'nin hocalarım da burada. İlk andan itibaren sizlerin talimatıyla rektör yardımcımız buradaydı, genel sekreterimiz buradaydı, dekanlarımız buradaydı, eğitim ordumuz burada, evet, gençlerimiz buradaydı. Burada. Bizim evet. her manada bizim buradaki sorunlarımızı, sıkıntılarımızı yeri geldi kardeş oldular, yeri geldi bir aile oldular, bizimle beraber paylaştılar. En çok burada hissettiğimiz şeylerden bir tanesi şu an önünde bulunduğumuz, sizin emeğinizle yapılan fizik tedavi rehabilitasyon merkezi, ileride gördüğünüz su arıtma tesisleri, evet, ve bugün de birlikte protokolünü imzalama şerefine nail olduğumuz esnaflarımıza, yani bundan sonraki yaşamlarında insanlarımızın evine ekmek götürme noktasında bir adım attınız. Bunun için de ben tekrar ilçem adına size 7'den 70 herkesin şükran ve minnetlerini sunuyorum hocam. Estağfurullah. Emeğe geçen herkese de teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Biz teşekkür ederiz. Amin.